Ağrı'nın yani eski adıyla Karakilis'in ilçesi Doğu Beyazıt'ın 7 kilometre güneydoğusunda yüksek bir tepeye kurulmuş, içerisinde pek çok bölümleri bulunan İshak Paşa Sarayı'ndayız. Aslında içerisinde bulunan harem odaları, aşevi, hamam, toplantı salonları, eğlence yerleri, uşak ve seyis odaları, mahkeme salonu, muhafız koğuşları, cezaevi, erzak depoları, cephanelik ve bodrum katlarında bulunan çeşitli hizmet odaları bulunması neticesiyle bir külliyedir. Külliyenin kapıları, duvarların süsleme ve motifi Selçuklu'nun eşsiz sanatını gözler önüne seriyor. Sarayın yapımına Çıldır Atabeklerinden Çolak Abdi Paşa ile başlanılmış, aynı soydan gelen Küçük İshak Paşa tarafından 1784 yılında tamamlanmıştır. Yapımı 99 yıl süren külliyenin kuzey cephesinde dışa sarkan kanatlı ejder, onun altında aslan, en altta ise insan figürleri yer almaktadır. Klasik Osmanlı mimarisinden farklı bir üsluba sahip olan külliye, Türk saray mimarisinin ana prensiplerine uymuştur. Saray tüm heybetiyle canlı bir tarih olup her tarafı sır dolu bir efsanedir. Zamanın en modern ve ileri anlayışla yapılmış, hatta barok üslubunun da etkileri bulunan sarayın ihtişamını, çevreye ve merkezi devlete karşı gücünü göstermek istediği anlaşılmaktadır. Sarayda bulunan motifler arasında en dikkatimi çeken figür hayat ağacıdır. Hayat ağacı, Adem ile Havva'nın sembollerinden biridir. Bu figür akla ilk şu soruyu getiriyor: acaba Adem ile Havva bu dağın üzerinde mi yaşadı? Bunu bilen Selçuklu atalarımız bizlere işledikleri motifler ve yapıyı kurdukları yerde bir mesaj mı vermek istiyorlardı? Bu tezimi doğrulayan bazı Doğu Beyazıtlı insanlarla konuştum. İnsanlık Ağrı'dan yayıldı dediler ve emindiler. Nuh'un gemisinin de Ağrı Dağı'nda olduğu düşüncesini varsayarsak, belki de tüm sırları çözebileceğimiz en önemli noktalardan birisi burasıdır. Belki de atalarımız bu figürlerle bizlere kainatın sırlarını anlatıyor olabilir. Çünkü sarayın bir diğer adı Gök Kartal'dır.